Aynen öyle 65'lere kadar falan süren bir süre var. Yani orada bayağı bir zor, yani Fenerbahçe'nin belki oyunu geride kalmasının, geride kabul etmesinin nedenlerinden biri de Kayseri'nin iştahlı oyununun ikinci devre öne çıkmasının da rolü var. Hı hı. Ki Mert Hakan da zaten bunun üstüne basa basa da söylüyor. Çünkü Fenerbahçe ileri çıkmakta ve çok çabuk mesela Kayseri'nin Çabuk top kaybettiğinde çabuk da kazandığı bir süre oldu. O süreyi çok fazla uzattı Fenerbahçe. O süre içerisinde eğer e, bilinçli olarak e, ayağa paslarla çabuk çıkıp rakibin arkasına da Oğuz Aydın'ı veyahut da Nesri çıkana kadar çabuk da kullansaydı e, bence tehlikeyi daha çabuk yaratırdı rakip hı hı. alanda. Filip Kost için açıklamaları ilk golüm için mutluyum ama aslında 3 puan için daha da mutluyum. Milli ara sonrası galibiyet çok önemliydi oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Rakibin ikinci golünden sonra problem yaşadık ama yapmamamız gerekeni yaptık. Mutluyum bu şekilde devam etmemiz gerekiyor diyor Filip Kostiç. Nasıl buldunuz hocam Kostiç'in performansını? Ee, i̇yi buldum. Kostiç bakın bir sol bek değil. Evet. Kostiç'in dönem dönem sol bek oynadığını gördük. İşte bugün de yine öyle bir görev aldı. Buna rağmen Kostiç'in bir top tekniği çok iyi, oyun bilgisi, oyun anlayışı çok iyi. Ve her şey bir tarafa çok iyi profesyonel olduğunu oyun disiplininden hiç kopmayarak gösteriyor. Fenerbahçe'ye de zaten iyi profesyoneller. Takımın, kulübün çıkarını <laughs> ön planda tutar. Verilen her görevi yerine getirmeye çalışıyor. Bugün Oğuz iyi oynadıysa arkasında oynayan için de burada büyük payı var. O yüzden ben Kostiç'i Fenerbahçe'ye çok faydalı bir oyuncu olarak görüyorum. Hele hele Fenerbahçe'nin sol bekinin olmadığı bir dönemde evet. Üst üste bu performansı sergilemesi çok iyi. Yalnız Solbek deyince ben Levent'e de burada bir değinmek istiyorum. Bence Zenit maçını oynamak da Fenerbahçe çok iyi bir şey yaptı. O maçta bir Levent'i kazandı. O maçta Cenk'i kazandı. Evet. Ve aynı şekilde Oğuz'u kazandı. Çok geniş bir kadrosu var tabii Fenerbahçe'nin. Ve hoca geniş. da bugün değişikliklerde futbolcuların hepsine moral verici yani da öyle bir okuyayım. Giderim. Tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor diyor Jose Mourinho. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik çünkü top kayıpları yaptık. O süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık demiş siz de daha fazlası olabilir demişsiniz şey hocam. Ya olabilir. 10 gol de atabilirdik. Aslında diyorum şimdi, çok önemli. Bakın yani demek ki hani herkes diyor ya, Jose Mourinho'nun futbolu diyoruz. Biz geriye çekilme. E istemiyor Jose Mourinho da. Aynı şeyi o da ifade etmiyor. E. Demek ki bazen elde olmayan sebeplerden dolayı çeşitli nedenlerden sen geriye çekilebiliyorsun. ...bunu sen oyunu kabullenmek de var. Galip geldik nasıl olsa geride bekleyelim düşüncesi de var. Veyahut da rakibin gücünden dolayı sen seni iten bir rakip de var. Bunlardan 2-3 tane unsurdan bir tanesi de bu. Dolayısıyla zaten Jose Mourinho da söylüyor. Yani öndeyseniz savunma yapım fikrinde değilim. Değil. Bu çok önemli evet. bir şey. Demek ki böyle bir oyun ya. yapısını tercih etmiyor. Hocam burada mutlaka bir yanlış anlaşılma var. Geriye çekilin dememiştir hoca belki. Hayır ama zaten yani savunma zaten yapacaksın. öndeysen de Hocam, yapacaksın. Ama savunma yapacaksın. Işte, Gerideysen de savunmayı hocanın sen kendi alanında yaptığın i̇şte... zaman sanki hocanın hep böyle diğer takımlarda da oyunu çekip oyunu bekleyip gibi bir düşünce hasıl oluyor. Dolayısıyla da bunu Jose Mourinho'nun söylemesi çok önemli. Ya yani ben geride beklemeyi gol attıktan sonra golün üstüne yatmayı bekleyen biri değilim onu ifade ediyor. Ben de onun altını çizmek istedim özellikle. Ama genelde hepimizin böyle bir futbol kamuoyunda da oyunu sanki garanti alttan sonra bekleyen bir Fenerbahçe var. Bunu da sanki Marinyo tarafından oluşturulmuş gibi bir algı yönetiliyor. Bu çok enteresan. Cümle ama. şu. Öndeyken savunma yapın fikrinde değilim. Savunma tabii ki yapacaksın. Ben onun için diyorum. Hocam mutlaka biz öndeyken Oyunu geride kabul etmeyin. Geride çekilmeyin. Yani. Önde savunma yapıyorsun yapın demiştir. Benim de ondan beklentim zaten o. Evet, evet. Bu belki biraz yanlış çevrilmiş olabilir. Ee, geride savunma yaptığınız zaman da oyunu koparan dördüncü gol oldu zaten. Aynen. Bakın geçiş hücumu dediğimiz hızlı hücum dediğimiz bence muhteşem bir gol. Yani Mert Hakan'la başladı. Oyunu sağ tarafa öyle Tabii güzel çıkardı. çevirdi ki Tad için arkaya yine ters tarafta e, endesrin önüne bıraktığı topla muhteşem bir geçiş, bir şey Gol, golü gördük evet, biz. E, Oynamayan oyuncular konusunda ne demiştik ya hocam evet, sizin aynı fikirde. Evet, Samet, evet. Mert Hakan, Oğuz Aydın gibi oyuncular mental olarak nasıl hazır tutuyorsunuz diye sorulduğunda Bu onların sorumlulukları. Çok iyi idman yapıyorlar. Onlara iyi idman hazırlıyoruz ama onlar da çalışıyor. Haklarını teslim etmek gerekiyor. İyi çalışıyorlar. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım için. Demiş. Yani hoca buna benzer açıklamaları çok yaptı. Bir defa şunu bilelim. Mourinho'nun olduğu takımda bir futbolcunun ben tembellik edip çalışmamasının mümkün olabileceğini hayatta düşünmüyorum. Hocanın yapısında bu yok. Hoca buna kesinlikle izin vermez kaldı ki Fenerbahçe en önemli sezonlarından birini yaşıyor. Doğru. Samet, Mert Hakan, Oğuz gibi oyuncular mental olarak nasıl hazır sorusuna şöyle devam etmiş. Oynadıkları zaman da iyi oynuyorlar. Cenk Tosun ve da çok iyi çalışıyor. Çok çalışmak bizim inancımız demiş. Yani oynatmadığı oyuncuları Aynen. da e, hazır olduğunu belirtiyor hocam. Bugün e şimdi, şans vermediği oyuncuların da. Avrupa Ligi'de gelecek. Hı hı. E böyle olunca şans vermediği oyuncuların hepsi o rotasyon içinde yine görev alacaklar. Yani ben Fenerbahçe'yi bu milli arayı da iyi geçirmiş... E, ...olarak bugün sahada gördüm. E, e, bu da Türk futbolu için güzel bir şey. Ne kadar iyi tempo... ...ne kadar kaliteli oyun... ...o kadar kaliteli şampiyonluk yarışı... ...o kadar da büyük keyif futbol severler için. Bu arada... E, ...Sinan Kaloğlu'nun açıklamaları var. Üzgünüz 5 maçtır kaybetmiyorduk. Futbolcularım ilk dakikadan itibaren... ...iyi bir sonuç almaya inandı ama... ...olmayan bir penaltı. Biz öyle gördük, herkes de gördü. O penaltı bütün dengemizi bozdu. Penaltıdan sonra... Direnç Hoca'nın direnç sonu soruydu maçın hakimi. Orta sahadaki 3 oyuncumuza sarı kart göstermesi oyuncuların da direncini bozdu diyor. Sinan Kaloğlu'nun da serzenişi var Cem Hocam. Evet yani e, her iki teknik adamda maçlardan sonra Hı -hı. genelde hepsi bir hakemlerle konuşuluyor. Ama e, tabii ki mağlup olan takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu da e, haliyle başkan da e, aynı şekilde e, penaltıya değindi ama ben ne olursa olsun o penaltılarında çok gerçi akşam daha detaylı inceleyeceğiz ama benim ilk gördüğüm kadarıyla da bakıldığında da ben penaltının doğru penaltı olduğunu düşünüyorum. Yani <laughs> e, olaydan, hocam gene gülüyor. <gülüyor> ee, ben öyle düşünmediğim için. Işte. <laughs> ondan sonra ben Onu görüntüleri izleyip görüntüleri uzun izleyip uzun gene bakarız. konuşacağız ama tabii çok e, iyice bir ayıklayacağız, bakacağız Mustafa, Hoca da, Mustafa Hoca da bakacak. Burada Mourinho'nun devamı da varmış hocam tam sözdesindeyken İrfan Can'a da teşekkür etmiş. İrfan'a teşekkür etmek istiyorum. Bana beni götürün kulübede olayım. Gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim dedi. İhtiyacımız olmadı ama takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim demiş. Bu takımdaki havayı da gösteriyor değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Yani takımdaki zaten takımdaşlık ruhunun oturması Hı -hı. ve oyuncu karakterlerinden de kaynaklanan bir şeydir. Ben e, İrfan Can Kahveci'nin buradaki takımdaki önemli rollerinden nasıl Mert Hakan'ın önemli bir rolü olduğunu düşünüyorsam aidiyet duygusunun çok önemli olduğuna inanan birisiyim. Dolayısıyla da ben İrfan Can Kahveci'nin de takımın içerisinde olması, o takımın içerisindeki beraber o havayı yaşaması, kendi kendi o enerjisini takıma yayması, sinerji yaratması bence bir takımdaşlık adına çok önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca'nın açıklamaları da önemli. Ee... Her takımda eksikler var. Ligin orta, e, ortası ortasında sarı kart cezaları oluyor. Davinson olmayacak. Mete ile başlayacağız. Nelson'la milli takımları. Dün bir tek antrenmana çıktı. Mete ile çalışmalarımız oldu. Savunma anlamında çalışmalar yaptık diyor hoca. E, etkili olur.